Ey güzel arkadaşım yine bir sınav dönemi ve yine bir soru avcısında beraberiz. Logaritmanın 14. dersinde logaritma ile ilgili karma sorular çözeceğiz ama tek derste bitirmeyeceğiz. 14 ve 15 yapacağız. Soru avcısı 1, soru avcısı 2 yapacağız. Elimizde tam 14 adet çok güzel soru var. 7'sini şimdiki ders çözeceğim. Hiç ara vermeyeceksin. Sadece bir su molası verip geleceksin masanın başına 15'i bitireceksin. Anlaştık mı? Videonun açıklama kısmından koy bakalım soruları önüne. Çöz bakalım önce sen. Sonra izle bakalım bizim çözümleri. Hazırsak. Hazırsaktan kastını biliyorsun. Artık kalem elinde, sorular önünde çözülmüş halde. İzliyorsun bizi. Bir de bizim çözümleri görüyorsun ve o klasik slogan. Olmazsa olmazı. Ne diyorduk? Gönder. Gönder gelsin be hocam. Arkadaşım geldik ilk sorumuza Bak bakalım nasıl bir soru var karşımda Bir fonksiyonun tersini sorma var ama Ben sana bir şey hatırlatayım Hani matematikte tanıma evdanımı unutma diye Defalarca üstüne basa basa anlatmıştık ya İşte sebebi bu Eğer tanım bilirsen işin gerçekten kolay Senin önüne ne çıkarmışız Üstel fonksiyon Neydi üstel fonksiyonun tersi Logaritma fonksiyonu Demek ki ben bunun tersini alırsam Elde etmek istediğim şey bir logaritma fonksiyonu olacak Hadi gel başlayalım bakalım ne yapmam gerekiyor önce? Bir fonksiyonun tersini alırken şurada fx gördüğün yere her zaman y yaz. Senin işin kolaylaşır güzel arkadaşım. Ne var benim karşımda? Şöyle bir ifade var. Amaç x'i yalnız bırakmak. 4 aldım karşıya attım. y eksi 4 eşittir. 3x eksi 2. Şimdi artık ben bu 3'ü buradan karşıya atarken şunu yapmam gerekiyor. Bu direkt karşıya geçemez. Ne demiş adamlar? Demişler ki logaritmayı hadi artık icat edelim. x eksi 2 bu tarafta boşa düşer. Bu 3 karşıya nasıl geçer dedik? Logaritma 3 tabanında y eksi 4 olarak geçer. Anladın mı şimdi mevzuyu? Daha doğrusu sen biliyordun. Ben sadece sana hatırlattım. Eksi 2'den de kurtulalım artık. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Logaritma 3 tabanında y eksi 4 Artı 2 olarak karşıda elde ettim. Ama bir fonksiyonun tersini yazmak demek. X'i yalnız bıraktıktan sonra X gördüğün yere fonksiyonun tersini yaz. F'nin tersinde X. Y gördüğün yere ise X yazacaksın. X eksi 4 artı 2'sini yazmayı unutma. Tamam mı da ilk soru? Herkes yapmıştır diye umut ediyorum. Ama sadece bununla kalıyor muydu? Kalmıyorduk tabii ki. Ne diyorduk biz? üstel fonksiyonun tersi varsa logaritma fonksiyonunun tersi de bir üstel fonksiyon olmalıydı. Bana böyle yabancıymışım gibi bakma. Hocam ne diyorsun falan deme. Çünkü sen o logaritma derslerini izledin. İzledin umarım. Tamam Uzan hadi gel. Tanımlı olduğu aralıkta bize bir tane logaritma fonksiyonu vermiş. F'nin tersinde 2'yi soruyor bana. Bir dakika ben önce bir tersini alayım bunun. Sonra yapıştırırım 2'yi. Hiç mü mühim değil. Fonksiyonun tersi demek nasıl fonksiyon olursa olsun hiç fark etmez. Buraya y yazmak demek. Y mi yazdım. Bak karşımda ne var? Logaritma 3 tabanında 4x eksi 5 onun da yanında artı biri var. Neydi formül? Neydi taktik daha doğrusu? Taktik x'i yalnız bırakmaktı. Yanındaki herkesi nereye atacağım ben öncelikle? Karşıya attım. Attım bakalım burada ne oldu? Y-1 oldu. Şimdilik logaritmaya dokunmadık bak. Logaritma 3 tabanında 4x-5 aynen burada duruyor. Şimdi kurtulmak istediğim ifade buradaki 3. Artık logaritma 3 tabanından kurtulmam lazım. Logaritma karşıya nasıl geçiyordu? Hatırlıyor musun bu hareketi? omuz hareketimiz vardı. Omuzdan kırıyorduk bir tane. Karşıya omzuna yani sırtına alıp geçiyordu. 3 üzeri y eksi 1 yazdık. Şimdi devam ediyorum yola. Amaç x'i yalnız bırakmak dedim. O zaman 5'i de karşıya atayım ben. 5'i karşıya attığımda elde ettiğim değer şöyle bir şey olacak. 4'ten de kurtulalım. x eşittir. Şunu şöyle bir bölü çizgisi yapalım ama onu biraz güzel yapayım istersen ben. Şöyle bir şey yapalım sana. Oldu galiba. Hadi idare et bakalım. 3 üzeri y eksi 1 artı artı 5 bölü bölü 4. Artık fonksiyonun tersi hazır. Tek yapmam gereken onu yazmak. F'nin tersinde x dedim eşittir. Biliyorsun ki artık y gördüğüm yere x yazacağım. x eksi 1 artı 5 bölü 4. Ne istiyorsun sen benden onu söyle. Ne istediğini söyle neymiş? F2 hallederiz. x gördüğüm yere 2 yazacağım. F'nin tersinde 2 eşittir. 3 üzeri 2 eksi 1 artı 5 bölü 4. 3 üzeri 2'den ne yapar? 1 yapar. 3 5 daha ne yapar? 8 yapar. 8 bölü 4'ten F'nin tersinde 2'nin cevabını 2 olarak bulurum. Yapıştırırım cevabı. Hocam yok mu başka? Şöyle afilli, kaliteli, yakışıklı bir soru. Yakışıklı soru lafı güzel oldu sanki değil mi? Hadi gel bakalım ne var? Hani o en geniş tanım kümesi soruları vardı. Amacımız soruları çözüp çözüp geçmek değil. Benim amacım sana bir şeyleri hatırlatmak. O yüzden gel şöyle yapalım. Logaritma a tabanında x ifadesi verildiğinde biz neye bakıyorduk? 3 tane maddeye bakıyorduk. Bu ifadenin fonksiyon belirtmesi için ne lazımdı? Bak ben tam yazmadan sen benden önce söyle. Bildiğini bana ispatla. Beraberiz, yan yanayız, yanacığım da oturuyorsun. Özel ders kıvamında yapıyoruz bu derse. Biraz da vakit olduğunu düşünüyorum. Hadi sınav sabahı izlemiyorsun umarım bunu ya. Sınavdan, sınav sabahı yapmayın bunu ya. Birkaç gün önceden izleyin, ne olur. Şimdi logaritma tabanında x dedim. Biz buradaki a'ya ne diyorduk? Hatırladın mı? A değeri kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Bunu söyle. Söyle söyle. Neydi? A asla 1'e eşit olmayacak. Taban asla bir olamaz. X değeri de yine ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Benim incelemem gereken 3 tane madde var burada. Alacağım bunları tek tek burada inceleyeceğim. Diyeceğim ki işte birinci madde. Hocam birinci maddede şuna bakacağız. X kare artı 1 değeri sıfırdan büyük olacak. Haliyle x kare kaçtan büyük olacak? Eksi birden. E, e, güzel kardeşim. Bu zaten her daim mümkündür. Yani buradan gelen çözüm kümesi nedir? Reel sayılar. Burada yani benim kısıtlayabileceğim, Hiçbir sıkıntı yok. X yerine istediğimi yazarım. Gel şimdi ikinci maddeye bakalım. İkinci madde ne diyor? X kare artı bir değeri asla ne olamaz? Bir olamaz. At biri karşıya. X değeri ne olamaz? Sıfır. E X buradan ne olamaz? Sıfır olamaz. He. Burada kritik vakalar var. Biz istersen şöyle yapalım. Bak gel bunu bir işaretleyelim. Şuradan reel sayıları bulduk. Onu işaretleyelim. Bir de gel üçüncü maddemize bakalım. Üçüncü maddede diyor ki buradaki ifade tamamen x kare artı x artı 4 ifadesi sıfırdan büyük olacak. Bir dakika bu çarpanlarına ayrılmıyor. Ayrılmadığında ne yaparsın? Deltasını diskriminantını kontrol edersin. B'nin karesi eksi 4 a c. Cevap ne geldi? Eksi 16 sıfırdan küçük. He, sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Peki bu ifade her zaman sıfırdan büyük müdür? Şuradaki değere bakarsın. Bu ifade birden büyükse her zaman büyüktür. Evet bu da bütün reel sayılar için sağlanır. Bunu da işaretledim yine. Ve sonuç olarak hadi gel onu da buraya yazalım. Ya bak ben aslında bütün reel sayıları alabiliyorum hocam. Ama bir tane bir şey istemiyorum. Nedir o? Sadece sıfır. Demek ki bütün reel sayılardan sıfırı çıkarttım da benim aradığım çözüm kümesi olacak. Bence çok tatlı, çok lezzetli bir soruydu. Ben bunun üstüne bir yudum kahve içerim ya. Tamam mıyız? Hallettik mi bu soruyu? Bak en baştan başladık. Ne dedik işte üstel'in tersi, logaritmanın tersi, tanım aralığı. Ne anlattık sonra? Hatırlıyor musun? Özelliklere girdik yavaş yavaş. İşte özellik soruları geliyor burada. Burada dikkatli olacağız. Bütün özellikleri beraber tarayacağız seninle birlikte. Ben kısaca sana burada kullanacağım özelliği biraz hatırlatayım mı ne dersin? Logaritma A tabanında A üssü ne diye bir ifade varsa buradaki neyi ne yapıyorduk? öne düşüyorduk arkadaşım. Burada ne kaldı? Logaritma A tabanında A kaldı. Tabanla üst birbirine eşitse burası 1'di. Bu ifade neye eşit olurdu? Neye eşit olurdu? Bu sadece sana bir hatırlatması. Sen eminim bu soruyu çözmüşündür? Hadi gel bakalım birlikte. Çözemediysen de zaten amacımız onu göstermek sana. Logaritma 3 tabanında diye başladım. Burada ne var? Logaritma 2 tabanında var. Güzel. 8 yerine şunu yazalım mı? 8 dediğin sayı 2 üzeri 3'tür. Bitmedi. Onun da üstünde kaç var arkadaşım? 27 var. Şimdi o parantezleri kapatabilirim. Hiç problem yok diyorsun. Süpersin. Hadi gel bakalım. Logaritma 3 tabanında açtım parantezi. Logaritma 2 tabanını yazdım. 2 üzeri dedim. Bir dakika dedim. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. 3 kere 7 21. Elde var 2. 6. 2 daha 81. Bu ifadeyi elde ettim. Şimdi diyeceğim ifade şu. Ya arkadaş bu arkadaşı ben öne ne olarak atarım? Çarpan olarak atarım. Hadi gel atalım. Dışarıdaki logaritma 3'e dikkat et hala dokunmadım. Bu arkadaşın önüne 81'i attım. Buraya da yazdım ki logaritma 2 tabanında 2. Şimdi sana soruyorum. Yukarıda A tabanında A'ya ben ne yazdım? 1 yazmadım mı? Yazdım. E hocam bağıra bağıra bu da 1. Dedin. İndim aşağıya. Logaritma 3 tabanında 3 üssü. Çünkü 81 kaldı burada. Onu da 3 üssü 4 diye yazarım. Artık uzatmayayım be. Hani sen anladın artık mevzuyu. 3 üç tabanında 3'e eşit. O da eşittir. 4. Hocam böyle kek sorular. Çıkar mı sınavda deme. Çıkmış sorulardan örneklerimiz de var. Hiç merak etme. Adamlar o kadar zorlamamışlar. Ya da bize bunlar artık kolay mı geliyor? Onu bilmem artık ama. Ama, ama bir sonraki soruyu biliyorum. Gönder. Gönder gelsin hocam. Özelliklerle devam ediyoruz. Şimdi ben sana yine özelliğimizi hatırlatayım. Sen böylelikle daha faydalı olsun diye hisset bu derse. Şuraya X diyeyim. B, B mi diyeyim? Hadi B üstü Y diyeyim. Bak arkadaşım buradaki üst yukarıya çarpan olarak düşüyordu. Y olarak buradaki üst aşağıya bölüm olarak düşüyordu. Yani şöyle burası da ne oldu? Logaritma A tamamında B oldu. Bu kuralı hatırladıysan ben derim ki sana bu tarz sorularda önce düzeltme yap. Yani önce bir işlemle ilgili yapacaklarını bir ayarla logaritma kök 3 yazıyor. Hmm. Burada bir üslü ifade var. Çünkü her köklü ifade aslında bir üslü ifadedir. 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3. Tamam. Aynı şeyi gel buna yapalım. Logaritma kök 3 var hocam aşağıda. Şuradan bahsediyoruz değil mi? Görüyorsun. Süpersin. Gel bakalım orada ne yazıyor aslında? 3 üssü 1 bölü 2. Bir de 3'ün karesi. 3'ün karesi buradan geldi. Eksi dedim yoluma devam ettim. Logaritma 9 diyor. O da 3'ün karesiydi. Bir de buradan 3 geldi. Tamam. Her şey harika. Her şey mükemmel diyorsan eğer yola devam. Şimdi diyorum ki sana. Bak buradaki arkadaş ön tarafa nasıl gidiyormuş? Bölüm olarak. Sen karıştırma diye yazıyorum. 1 bölü 1 bölü 2. Çarpı logaritma 3 tabanında 3. Anladın değil mi ne yaptığımı? Peki diyeceksin ki hocam 3 tabanında 3. Bağıra bağıra 1'dir. Kalsın orada bekle. Hiç ellem onu. Şimdi bak buradaki 2'yi alacağım. Buradaki 1 bölü 2'yi alacağım. Atacağım. 2 yukarıya düşüyordu. Aşağıdaki nüsü aşağıya bölüm olarak düşüyordu. Onu da hallettin. Ne kaldı hocam orada? Logaritma 3 tabanında 3 kaldı yine. Gel bunu biraz daha uzatalım. Arada eksi var. Ve diyelim ki bak burada 2 var. O 2 de öne yine nasıl gelecek? Bölüm olarak 1 bölü 1 bölü 2. 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2 nereden geldi? Genç. Onu sallama hocam diyorsun. Bu arkadaş kaç? 2. Sadece 2 geldi. Bu daha mantıklı oldu. Logaritma 3 tabanında 3. 1 olan yerleri gel beraber yazalım. İşte 3 tabanında 3 burası da 1. E bir 3 tabanında 3 daha burada var. Bu da 1 olacak. Şimdi işlemlere devam ediyorum. Bak birinci aynen ikinci ters çevrilip çarpıldı. Yukarıdan sadece 2 geldi. Orası 1'di zaten ona dokunma. Bunu yazayım mı kenara? Şuraya çözeyim bak. 2 Bak bunu buraya çözüyorum. 2 çarpı 2 bölü 1'den eşittir 4. Hocam bunu bilmiyorsan burada işim ne falan deme. Bence bence da fayda var. Neyse devam ediyorum. 4'ümü yazdım arkadaşım. Burası 1'di yanın yazmaya gerek yok. Eksimi çaktım. 1 bölü 2. Artık bak logaritma falan yok piyasada. Piyasada sadece bizim sayılarımız var. Bildiğimiz sayılar yani. Çözelim bunu da. 2 kere 4, 8, 1'i gitti. 7 bölü 2 kaldı. Ne diyorsun? Birinci terim aynen. İkinci terim ters çevrili geldi. Ben de çarptım geldim 7 bölü 4. Bence güzel soru. Hani böyle kural hatırlatma açısından hatırlatıcı güzel lezzetli bir soruydu. Devam ediyoruz. Hocam 6. sayfadasın ama 5 soru çözdün. 2 soru daha çözdün. Bu, bu dersi finito yapıyorum. Bir yudum suyu alıyorum. Şöyle bir elimi yüzümü çırpıyorum suyla. Kendime geliyorum. Sonra sonra kaldığın yerden ama daha bitmedi. Gel 2 soru daha çözeceğiz seninle. <laughs> Bak bunu çözdüysen. Helal olsun. Bak bunu çözdüysen. Bir dakika. Önünde saygıyla eğiliyorum ben arkadaşım. Gerçekten çok lezzetli bir soru. Bunu kaç kişi çözdü? Delikanlı gibi yaz aşağıya. Hocam yorumlara yaz ki bak senin cevaba bakmadım. Cevabı şu buldum. Yaz onu. Şimdi çözeceğim. Tutturduysan helal olsun sana. Tutturduysan göğsünü gere gere. Anlat hoca anlat. Hatta yazsan arkaya. Kolay kolay izin vermem buna biliyorsun. Yazsan arkaya ki, hocam anlat. Anlat da hocam çabuk anlat hadi zaman geçiyor. Hadi gel. Şimdi ne yapacağım bu soruda? Efsane bir soru bence. Şöyle bir açtım. Bak burada 2 var. Ne yapalım biliyor musun? Hiç dokunmayalım o 2. Ama aşağıda. Aşağıda ne yapacağım? Bir dakika durdum. Bunu sildim. Ya hocam niye siliyorsun şimdi? Anlatayım. Hocam burada A çarpı B var mı? Var. Burada B çarpı A var mı? Var. Ben sana bir kural hatırlatayım. Logaritma A tabanında B ifadesi. Dilersen şöyle yazılır mı? Logaritma B tabanında A. Tabanla üst yer değiştirirse takla atardı. Hocam bunların tabanları yani üstleri aynı. A çarpı B. A çarpı B'dir aslında özünde bu da. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. 2 çarpı logaritma A tabanında B. A üssü 3. Bak ne yaptın hocam? Aman kafam karıştı deme bana. Bak tabanla üstü yer değiştirdim burada. Yer değiştirince otomatikman ne oldu? Bu arkadaş takla attı. 2'nin yanına geldi. Bunu anladıysan efsanedir. Gel devam. Ama çok lezzetli soru. Hakkını yeme sorunun. Şimdi devam ediyorum. Logaritma. Bu da A tabanında B. B tabanında H A tabanında. Aynı şey. Ne kaldı burada? Burada A kare B üstü 4. Belki buraya kadar görmüş bile olabilirsin soru Yani hallettim hocam. Burada bir şey yoktu ama ben devamında takıldım diyen arkadaşım. Bak devam ediyoruz. Bu 3 yukarıda çarpım durumunda. Ben bunu üst durumunda çarpım olarak öne attım. 6 çarpı logaritma A, B tabanında A mı yazdım sen de tamam dedim bana. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Çarpım durumundaki logaritma ifadesi. Kurallara bak ya Rabbim ya. Neler neler kullanıyoruz biz burada. A çarpı B dilersen logaritma A artı logaritma B şeklinde yazılmıyor muydu? Yazılıyordu. O zaman onu uygulayacağım. Şimdi bak 3 sen dışarıda beni bekle. Burası çok dikkatli. Burayı pür dikkat izliyorsun. Bendesin dağılmıyorsun. Bak buraya. A kare. Artı devam ediyorum. Logaritma AB tabanında B üssü 4. Hatta hatta biz onu öyle köşeli yapmışız. Burada da köşeli yapalım dilersen şöyle. Oldu mu şimdi? Problem yok. Şimdi diyorum ki sana bunlar üst müdür burada üsttür. Bunları öne çarpan olarak atacağım. Bu arkadaşı da içeriye çarpım olarak dağıtacağım. Yani bildiğin senin kafayı yakacağım. Beyni yakacağım buradaki işlemlerle. AB tabanında artı 2 kere 3 6 hem öne düştüm. Hem 3 çarptım. İnşallah anlıyorsun be. Logaritma AB tabanında A. Devam ettim artı. Bak 4'e öne düştüm. Üçle çarptım. 12 logaritma AB tabanında B. Efsane devam ediyor arkadaşım. Şimdi dikkat et bakalım. Bunlar tabanlar aynı, her şey aynı. Ben bunları bildiğin toplama işlemi gibi toplarım. Ne elde ederim? Logaritma 12 çarpı logaritma AB tabanında A artı Bunun da oyunu 12 idi değil mi? 12 çarpı logaritma AB tabanında B. Bir dakika. O zaman burada bir şey var hocam. Ne var? Ne var dersen bak şu arkadaşlara bir bak. Bir de onların önündeki değerlere bak 12. Ben bunu ne parantezine alırım? 12 parantezine alırım. Aldım 12 parantezine. Hala göremediysen eğer geliyor, bomba geliyor. Bomba burada patlayacak. Logaritma A tabanında B B. Şimdi sana sorarım. Ey güzel arkadaşım, tabanlar eşitse ve arada toplama işlemi varsa biz bu kuralı uygulamaz mıyız? Ama başa doğru. Dağıtmışlar vermişler biz toplayacağız. Nereden nereye değil mi? 12 çarpı logaritma AB tabanında AB. Bunu da yazdım. Ve diyorum ki sana burada canım arkadaşım AB tabanında AB 1'dir. Cevap mı? Cevap sadece 12'dir. Bunu çözdürsen helali havuş olsun sana. Yani efsane bir soruyu geride bıraktın arkadaşım. İşlemleriyle anlatıyor kendini. Çok tatlıydı. Bence güzeldi. Devam mıyız? Evet bu dersin son sorusuna geçiyorum ama bitmeyecek bir daha söylüyorum devam edeceğiz biz seninle ama bu EFSO soru mükemmel soru 2019'da çıkmış sorunun değiştirilmiş halini yazdım sana ama bir hatırlatma daha yapayım aklıma gelmişken. Rehber Matematik kanalı bundan yaklaşık 4 yıl önce başladık bu sürevine yaklaşık 1000 video oldu arkadaşlar hatta 1000 videoyu biraz geçtik. Bin video sonunda hep söylediğiniz bir şey vardı. Keşke rehber matematik bir kitabın olsaydı seninle birlikte çalışsaydık. Ey güzel arkadaşım Kasım ayında İstanbul Kitap Fuarı'nda ilk defa satışa sunulacak olan rehber matematik fasükülleri geliyor. AYT ve TYT fasükülleri. Her ay birer tane gelecek. Mesela bu ay diziler ve logaritma gelecek. Yanında problemler de gelecek. Beğenirsen, rehber matematik yapmıştır dersen, buyur gel bakalım oradaki videolarında birçoğunu yine ben çözdüm soruların. Videolarda da ben varım. Şimdi, Reklam yeter. Hadi gel. Üçgen şeklinde x görürsen diyor. x gerçek sayısı tam sayıysa kendisini alacaksın. Ondalıklı sayıysa bak burası önemli. Kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayıyı Ne demek istiyor ben sana yazayım. 3,17 gibi bir sayı varsa diyor. Sen burada tam kısmı bak kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı. Kendisinden büyük olan tam sayı kaç? 4 kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı kaç? 3. O zaman bunun cevabı 3 alacaksın diyor. Eğer ondalıklı bir şey varsa karşında. Anladın gel. Logaritma 2 tabanında 8 4. Tamam. Olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Evet gerçekten logaritma 2 tabanında x'in 4 çıkması için acaba benim x yerine kaç vermem lazım? Bir tam sayı çıkması için. Hatırlıyorsun bunu karşıya atıyorduk. Bu 2 üzeri 4'tü. x buradan 2 üzeri 4'ten kaç geldi? 16 geldi. Demek ki x değeri bir kere 16 olabilir. Neden dersen logaritma 2 tabanında 16 eşittir 4. Var mı itiraz? Yok. Gel. Gel bak. Olaya bak. Olaya. Ev so soruya devam. Logaritma 2 tabanında 17. 4 virgül nokta nokta diye bir sayıdır. Ama yukarıdaki tanım gereği ne diyor bunu? Kendisinden büyük olmayan tam sayıya eşit olsun diyor. 4'e eşit oldu mu? Ben x yerine aslında kaç yazdım güzel arkadaşım burada? 17 yazdım. Kaç yazdım? 16 yazdım. Hmm. Başka kaç yazabiliriz? Gel bakalım. Logaritma 2 tabanında 18 yazsaydım yine 4 virgül küsür küsür bir sayı elde edecek. Hocam sen nereden biliyorsun bunu 4 virgül elde edeceğimizi? Çünkü bir yere kadar 4 elde edeceksin. Tahmin etsene nereye kadar 4? Ya da nerede 5 olacak? Ben biraz yazdığımı kabul ediyorum. Logaritma 2 tabanında 32'yi sunacağım karşına. Şimdi bak 32 dediğim sayı kaçtı arkadaşım? 2 üzeri 5'ti. Aslında bunun cevabı kaçtır? 5'tir. Ha 4 değil. 4 değilse ben bunu alamam. Yani x yerine 32 yazamam. Amcam diyor ki 4 olsun. Nerede bitirelim? Logaritma iki tabanında 31 eşittir dedim 4 virgül yine nokta nokta bir sayıdır ama biz bunu yukarıdaki tanım gereği yine kaç alacağız? 4 alacağız. Demek ki benim orada x yerine yazabileceğim son sayı 31'dir. Sayılara bakalım 16, 17 nokta 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 virgül 31'e kadar olan kaç tane sayı var? Onu bulacağız. Terim sayısı formülünü hatırlatalım sana. Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ki bizde 1'dir yanına da artı 1 yazıyorsun. Hadi bakalım bakalım şuraya şurada kaldı bir 5 burada kaldı 2 2'den 1 çıktı 15 artı 1 yazdım. Demek ki kaç tane terim varmış 16 tane. Efsane bir soruyu geride bıraktım kalemi sadece 5 dakikalığına kenara koydum. Sen de öyle yapıyorsun bir elini yüzünü yıka gel bir suyunu iç ihtiyacını gider. Ama sonra seni burada göreceğim masanın başında. Yine kaldığımız yerden yine o efsane sorularla. Şekilde şükürlü sorular da var o logaritmada birazdan. Onları çözeceğiz. Logaritmaya suyunu çıkarıp sorularını hallettikten sonra diziler soru avcısı gelecek. Ona da hazırlıklı ol. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine çok çok iyi bak arkadaşım. Hoş kal, hoşça kal. 5 dakika sonra istiyorum seni burada.